Şimdi aracın kışlık bakımı yağ filtresi, hava filtresi, mazot filtresi, antifriz. Bunlar genellikle de antifriz %100 konması lazım. Eksi havalarda, mesela soğuk havalarda su donar. Donduğu gibi silindirde, üst kapaklı su borusuyla devredeyim hep çatlatır. Bunun için aslında yazın, kışın antifriz içinde olması lazım. Yazın içini paslatmaz, kışın da dondurmaz. Yağ bakımı da yağ çamurladığı zaman kışın yağ çekmesi, yağ pompasına, sivop tuşlarına zarar verir. En güzeli mesela zamanda değişmek, kışında erken değişmek. Mesela zamanda değiştiği gibi ne yağ pompası zarar görür, ne tuşlar, ne üst kapak, hiçbir şey zarar görmez. Kışında yağ katılaştığı için, zaten kendi yağın da ölüm pıtılaştığı için erken değiştiğin zaman hiçbir yere zararı olmaz. 11. ay dediği zaman zaten kışa giriyoruz. 10. aydan itibaren müşteriler, arkadaşlar gelsin mesela kışlık bakımını yapsınlar. Antifrizdi, balataydı, yağ bakımıydı, silecekti, cam sildi. Çünkü rezil olmadan daha, kışa girmeden bunlar yapılırsa hem can güvenliğinden, hem rahatlıktan, hem cebinden. Mesela kışın biraz daha hava soğuk olduğu zaman biraz fiyatlar da yükseliyor şöyle. Ama şu anda en mantıklısı mesela koyduğu zaman, hiç yoktan antifrizde mesela koyduğun zaman bir eksik oldu mu, bir su terledi mi, devredeyimdi. Onlar da hal olarak kışın kafası rahat eder. Kışlık bakım araçtan araca değişiyor. Diyelim mesela Ford'lar yapıyoruz 300-350 arası. Taksi grubu mesela 250-300. Benzinli arabalar daha ucuz. 200-250-170 o fiyata çıkıyor. Şimdi kışlık bakım çok önemli bir şey aslında. Yani şimdi gerçi kış geldiği için müşterilerimiz tek tek gelmeye başladı yani şu an. Kışlık bakımı yaptırmıyor. Mesela kalorifer peteği temizlemiyor. Önceden misal kalorifer peteği tıkanan araçlarda göğüs söküyorduk. Göğüs söküyordu. Komple turbo göğüs sökülüyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Son sistem cihazlarımızı da temizleyebiliyoruz. Aynı ev klimalarını, ev peteklerini temizler gibi sistemi temizliyoruz. Isınmalarını sağlıyoruz. Ondan sonra nasıl diyeyim sana, mesela artık marş dinamosu olsun, şarj dinamosu olsun, onların bakımları çok geliyor. Onlar çok önemli kışın. Yani böyle yani. Mesela silecek olsun, silecek lastikler olsun, bunlar silecek, önemli olan çok şey silecek. Onların bakımını yapıyoruz. Mesela silecek değişiyor. Yani tüm bakımları, kış hazırlığı bütün bakımları yapıyoruz yani. Kalorifer peteği temizlenmezse adam rahatsız oluyor, içi ısınmıyor. Onun için ne yapıyor? Büyük petek tıkanmasından dolayı mesela acayip şekilde masraf gitmemiz diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Peteğe makineyi temizliyoruz, bağlıyoruz, temizliyoruz. Tertemiz bir şekilde veriyoruz müşteriye, oluyor bitiyor. Ama yoksa diğer göğüs sökülmesi gerekecek, kalorifer kazanın sökülmesi gerekecek. Bu da bayağı bir masraf, hem de maliyet, hem de yani zaman meselesi yani. Mesela bir geri geliyor, bir arabanın göğüsünü söküp takma bir gün zaman alıyor. Mesela 600-700 lira, yeri geliyor 1000 liraya, 1500 liraya yakın göğüs sökme ücreti oluyor. Ama yok, şu an makinemiz var, ilacımız var, atıyoruz, temizliyoruz, bitiyor. Hem müşteri bütçesine uygun oluyor, hem bizim şeyimizden, zamanımızdan gidiyor. Ya kışlık bakım yaptırmayan araçlardan bir tane nasıl diyorsun? Adam antifriz koymuyor, örnek vereyim arabaya. Antifriz koymadığı zaman kışın ortasında soğuk havalarda antifriz koyayım diyor, yani koyayım diyor. Ondan sonra antifriz koyduğu zaman da her taraftan patlak vermeye başlıyor. Koymadığı zaman donuyor. Koyarsa her taraftan patlamaya başlıyor. Yok devir daim gidiyor, yok termostat gidiyor, yok iç petek patlıyor. Çürük olan yerlerin hepsi gidiyor. Onun için kışlık bakım çok önemli bir şey yani. Simetler sırayla. Biz araçların NPG kışlık bakımını yapıyoruz.
Araçların rutin bakımı olarak 10 binde bir filtrelerinin değişmesi lazım. Kıştan dolayı, hava soğuduğundan dolayı ısı derecelerinin ayarlanıp araçlara yeniden formatlanıp ayar yapılması gerekiyor. Biz o bakımlarını yapıyoruz. Periyotik olarak araçların 10 binde bir filtre değişim, kaçak kontrolü, su kaçakları var mı diye kontrolleri yapılmak zorundadır. Kış şartları ağır olduğu için araçlar benzinden LPG'ye geç sürede geçtiği için bu süreyi kısaltıp ayarlarını yapmalı. Sisteme temiz yakıt gitmesinden dolayı filtrelerinin değişip bakımlarının yapılması lazım. Araçların kış bakımı yapılmazsa yolda kalırsınız, sorun yaşarsınız. Bunun gibi arızalar oluşturur, gene bakım yapılmak zorunda. Aracın bakımı canıdır. Araca göre, markasına göre, LPG markasına göre değişiyor. 70 liradan başlıyor, 120 liraya kadar, 300 liraya kadar değişiyor. Markaya göre, LPG markasına göre değişiyor. Minimum 70 lira. Şimdi hortumlar zayıf oldu mu, antifriz konulduğunda araç hortumları patlatabiliyor. Çünkü antifrizler kışın konulduğu için hortumları patlatabiliyor. O hortumların kontrolü. Hortumlar da patladı mı, bu sefer üst kapağa zarar veriyor. Bundan dolayı hortumlarının kontrolü, filtre bakımı bu. LPG'nin bakımı bu kadardır. İki alalım. Aldım.